السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد من شيخنا الدستور مولانا شيخ عبد الله فزع حسن شيخ محمد ناظر الرحماني، مدد طريقاتنا الصحباء والخير في الجمعية. الله عز وجل يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. Allah Azze ve Celle her şey elindedir. Bu gökleri, yerleri, kainatı Allah Azze ve Celle tutuyor. Bundan başka tutamaz kimse. Tutayım dese Allah Azze ve Celle bir lahza bıraksa hiçbir şey kalmaz. Hepsi gider. Yani o kudret sahibi Allah'tır. Mülk sahibi Allah'tır. İstediğini yapan Allah'tır. Onun için mümin insan, Müslüman insan buna inanması lazım. Bu büyük bir kelamdır. Allah'ın, Azze ve Celle'nin kelamıdır. Her şey onun elinde. Ne bu insanların, ne bilmem başka devletin, öteki devletin, herkes dünya bizimdir diye meydana çıkıyorlar. Hiç Allah istemedikten sonra bir şey olmaz. Allah'ın iradesi var. Her şeyin bir vakti, zamanı var. Zamanı gelince olacaklar olur. Ondan sonra da neticesi meydana çıkar. Onun için bu dünya meseleleri için fazla korkmaya, gayle olmaya gerek yok. Bizim beklediğimiz şeyler var. Onlar çıkacak. Onlar için de olacak şeyler Allah Azze ve Celle tertip etmiş. Bakalım nasıl olacak? O sahip çıkacak. Sahip bu dünya emrini, her şeyi halledecek olan sahip Mehdi Aleyhisselam'dır. O çıkınca bütün dünyada ilk defa kurulalı bir rahatlık olur, selamet olur, güzellik olur. O da işte Mehdi Aleyhisselam'ın emrinde olur. Artık o vakit bereket olur, huzur olur, küfür kalmaz, zulüm kalmaz, hiçbir şey kalmaz. Ondan daha mühimi bu insanların yer kavgası olup da huduttu, sınırdı, şey filan, onlar hiçbiri kalmayacak. Ne gümrük kalacak, ne vize kalacak, ne bir şey kalacak. Hepsi tertemiz olacak. Ama ondan önce işte bir sıkıntılar var. Allah alem ne zaman olacak, ne zaman vaktidir. O Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Onun için yani bir şey oldu mu, korkmaya, telaş etmeye gerek yok. Sen müminsin. Bu olacak şeyler Peygamber Efendimiz'i nübüvvet derler. Nübüvvet demek ileri olacak şeyleri söylemektir. Onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hepsini söylemiş. Sahabelerden, evliyalardan bize gelen bu ahir zamandır. Yani vakit yaklaştı. Allah bilir ne zaman. Onun için bir orada bir şey oldu, burada bir şey oldu diye üzülmeye gerek yok. Allah sahip zaman Mehdi Aleyhisselam'a bizi de kavuştursun inşallah. O güzel vakitleri de güzel zamana bizi de yetiştirsin inşallah. Allah Azze ve Celle senin Kur'an azimuşşan اِنَّ اللّٰهِ يُمْسِكْ سَمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْ تَزُولَهُ.
Und this is ayat from Surat Fatir, meaning whole this world, heaven, universe, by held by Allah Azza wa Jalla. Nobody can hold it. And if anybody try to hold it, cannot be. And one second, nothing left if Allah Azza wa Jalla not hold this. Everything by His hand, Allah hand, with holding whole universe, heaven, earth, planet, everything held by Allah Azza wa Jalla. This is what Allah tell us in His holy book, Quran Azim Shan, and mu'min believer must be happy with this, because this is clear thing. And hand of Allah, nothing, nobody hold it. Now many country they claim, we are control whole world, we are control this, we control that. And even there is people with this playing electronic, they thought they are, they claim they are like Firaun or Nimrod, they are gods. This is what they claim, and they are trying to do same thing. But nothing, nobody, they are very ignorant, very small. They thought they are giant, they are controlling. If they control this world, what is this world? It is not even one sand, more sand, it's too big for this our planet compared to universe. And they are claiming this, and they are trying to do something they thought they will do. Don't worry, this is whole in his power, his hand, Allah power, controlling everything. Nothing can be. So for this, we are waiting. Now people worry about what will happen in this world. This country attacking other attacking, there's war, there's that. Don't worry. This is, you must be happy, because we are living in end of time. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, prophecy meaning, you know, in Arabic maybe Nabi, they can, many people Arab not knowing what meaning Nabi, they thought maybe it is prophet, but what prophet? Prophecy meaning, who tell what will happen for next generation, 100 years, centuries after. This Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was telling us what will happen. It will happen. There will be peace when Sayyidina al-Mahdi come and clean all this world from kufr, non-belief, to make all believer. When this happen, the real peace, it will be that time. In that time, it will be barakah. No difficult, no hungry, no hunger in the world, nothing, no oppression, no attacking or that. And the most important thing here,
It will be no border. Now every country they claim this country take our land, and they put border. This border we must take. Other country they said same. Other also some country people running from their country. They are not be patient, no sabr, and they leave everything with his family or other. They try to go to Europe. They thought Europe it is paradise, and they, most of them they die before arrive this there. But it's, when Mahdi alayhi salam coming, it's no border. Everybody can go from east to west, from north to south. No border, no visa, no custom, no police, no nothing at all. No need for this, because whole world it will be under commander of Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, in peace and happiness, and no kufr, no non-believer, all be Islam, inshallah. Islam meaning peace. All it will be peace. So for this, what happened these days, don't be unhappy, don't be anxious, don't be worried about what will happen. Just wait. Inshallah, Allah make us to reach to Sayyidina Mahdi alayhi salam. This is a nice, good, beautiful days, inshallah. ومن الله التوفيق الفاتحة